çok kolay gidiyorlar. Yani çok az çaba sarf ederek gidiyorlar. Tek bas, ikardi, tek vuruş bitti. Yani gaza basmadı neredeyse. O yüzden diyorum yani ikinci vites. Yani dörde çıksaydı dün ne olurdu şey yapamıyorum bile onu. Abi Atlanta hala ee lelay lelay basketbol oynuyor yani. Boston'u da bozdular öyle söyleyeyim o kadar lelay lelay onlar ki. Ama Fenerbahçe ümitsiz değil onu söyleyeyim Yani. Fenerbahçe iyi gününde Neler yapabileceğini gösterdi. Sadece birden fazla çok iyi gün yaşaması lazım. <laughs> Merhaba sevgili seyirciler. Rexonamenin sunduğu oyuna devamının yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk sen de hoş geldin. Galatasaray ligin son düzlüğüne girerken iyi de niye vites arttırmış gözüküyor? Arka arka iki maçta 10 gol atarak. Vites arttırmadı esasında. 2. viteste doğru. götürüyor yani. Çok enteresan. Aa, hani goller şey ikinci viteste bile bu kadar rahat oynamak yani işte bu, bu daha da senin senin daha da dramatik. Gerçekçi olan o. Yani e, Alanya zaten problemli bir takım. yani şundan problemli bir takım bizim kulüplerin bizim futbol takımlarının mesela Alanya e, bu anlamda daha e, uzun vadeli planlarını yaptığını düşündüğümüz. Bir kulüp öyle bir şey makas değiştiriyor ki oyunda. Yani Farioli ile Ersun Yanal farkı akıl alır gibi bir şey değil. Yani futbolu nasıl söyleyeyim yani şey siyah beyaz kadar farklı birbirinden. E, problemleri var. Hem defansta hem hücumda problemleri var. O bir kenara. Ona rağmen fena oynamadılar. Yani iki kanadı e, maçın başında etkili kullanmaya çalıştılar. Özellikle Yusuf'un performansı gayet iyiydi. Ama Galatasaray'ın savunma bazı çok iyi oluştu. Çok çok iyi oluştu. Hakikaten Abdülkerim'i de Nelson'u da kutlamak lazım. İki bek de e, bu anlamda çok büyük katkı veriyorlar. Atayuk Bey'i beğenmeyenler var. Anlamıyorum neden beğenmedik, beğenmediğini. Yani hele de yani yerli statüsünde oynatabildiğin için çok büyük avantajlı bir boelde de müthiş bir yükseliş var. Acayip bir baz oluştu orada. Yani ile Sergio'dan bahsetmiyorum bile. Bunun üzerine öndeki zeka yani Kerem'i bu anlamda da çok takdir ediyorum. Şey e, IQ MD şeylerden, etrafındakilerden. E, Mertens, Icardi ikilisinden çok kolay gidiyorlar. Yani çok az çaba sarf ederek gidiyorlar. Yani yüzde Mertens, yüzde 35'lik Icardi. Yani kendi kendi taplarının bur buralarında doluşan adamları birbirine ekleyerek hani Lego gibi bir bina oluşturdu. Ve hani Kerem'de Raşitsa'da da gene Raşitsa'da çok beğenmemiş onu da çok anlamadım. Ee, anlarda çok acayip şeyler çıkarıyorlar. Yani iki tane hata yaptılar. 2 biri getiren golde Alanya Spor. Bir kafaya yanlış çıktı. Bir küçücük bir hata. Normalde e, Türkiye Ligi'nde bunu bu derecede cezalandırabilecek başka bir takım yok. Hemen Mertens'in önüne indi top. Fatih'in bir kekemeliğinden, oyundaki kekemeliğinden yaralanan tek pas, ikardi, tek vuruş bitti. Yani gaza basmadı neredeyse. Bu, bu tip ufacık ufacık şeyler çok çok iyi yapmaya başladılar. O yüzden diyorum yani ikinci vites. Yani dörde çıksaydı dün ne olurdu şey yapamıyorum bile onu. Yani 6 7 geçtim. Hani 4'e çıkmış olsaydı, 4. vitese çıkmış olsaydı neler oldu? Yani şöyle söyleyeyim sana. Şimdi biz de tabii bu işleri ayarlayamadığımız için buçukta maç başlıyor. E onda da Şampiyonlar Ligi maçı var. Ya yani benim o Napoli Milan maçını seyretmem lazım. Seyretmem lazım yani. Yapacak bir şey yok. Sağ olsunlar 60. dakikada <laughs> geçebilirsin o tarafa dediler yani. Ben de güzelce geçtim. Sonra döndüm baktım tabii ama İkinci bir test. Çok 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 fazla bir şey yapmalarına gerek kalmadı. Evet. Ve şey de hani seyirciyi de buna ikna ediyorlar hemen. Evet. Yani Alanya seyircisi de ya, tamam abi. dedi hemen hızlı bir şekilde. Evet, Şunu da söyleyeyim, bırakayım. Bu üç son oynadığı üç maçın ilk yarı versiyonunda iki puan almış Galatasaray. Dokuz aldılar burada. Yani Fenerbahçe ile biraz fark o oluştu. Yani finali çok daha iyi yapıyorlar. Ee, bu söylediğin aynı zamanda hani bu takım özellikle hani gerek sezon ortası transfer gerek sezon 3 transfer falan baktığımız zaman e, çok daha iyi uyum sağladığı fırsat yani bu tip küçük fırsatları ya yani küçük pencereleri aralıkları büyük işte e, avantajları dönüştürmek için bir uyum gerekir bir ortak zeka gerekir bu konularda çok ciddi ilerleme kaydettiğini görüyoruz anladığım kadarıyla Çok doğru yani bizim hani ikimizin de kariyerimiz boyunca çok altını çizdiğimiz şeylerden biri e, ee, esasında sezon başında problemler vardı. O konucu bunları halletti. Hem geçen seneden kalan kadroyla ilgili problemler vardı. Hem yeni gelen oyuncuların oyuna ikna edilmesi konusundaki sorunlar vardı. Hani ben bunu söylediğim zaman Mertens çok oy bu oyundan hoşlanmıyor. Ya biz bunları işkembeden atmıyoruz herhalde. Duyuyoruz bir yerden. Anlatabildim mi? Var bunun ya, habercilik yani. Ama işte ikna etme zaten teknik direktörlüğün büyük kısmı bu. Ve hani adam da şeyi görüyor. Tabi bu baya riskli esasında mesela. İkardi son birkaç haftada ya yani buraya çok kolay yetiyor galiba durumundaydı. Şimdi en azından sahada olduğu dönemde daha konsantre. Yani dün iki tane, üç tane vuruşu var. Üçü de çok değerli. Bunları Okan Hoca çok iyi ayarladı. Yani herkes hedefi, ortak hedefi, bireysel hedefle paralel hatta üst üste koyabildi. Bu çok en önemli şey bu. Fenerbahçe'nin sezon başında böyleydi. Sonra sendelemeye başladı. Fenerbahçe'nin ruh hali zaten şimdi vakıf bank maçında da Aynen. Onu. öyle bir, ciddi bir ruh hali Ama gene de şunu söylemişim 2.46 ort ortalamaya geldi maç başına. 2.46 inanılmaz mı? Bu. Yani bunun rekoru 2.56 Türkiye'de. Fenerbahçe'nin o 88-89 103 gollü maç. Sezon. Zaten, sezon zaten süpürmüştü ki oradan rağmen Beşiktaş'ta son haftalara kadar kafa kafaya gitmişlerdi bu 2.46 ve hani 2'nin üzerine çıkacak gibi gözüküyor. Bu akıl almaz bir puan ortalaması. 2 ile şampiyon var Türkiye'de. 2 ortalamayla şampiyon var. Standart zaten hani 92 93 Galatasaray 2 ortalamayla. Global standart 2.25. 2.11 2.20 arasıdır. Evet, global standart odur yani bu. Top... Ya 2.10'un üzerine çıktığın zaman olursun evet. genelde. Fenerbahçe 2.20 üzerine çıktı %10 şansı. O yüzden hani Galatasaray ekstra bir iş yapıyor. Napoli milano geçtiğim demiştin. Napoli evet. milano gitti. <laughs> Klasik şey maçlarından biri. Bu arada tabii Milano iki hafta önce ligde de acayip bir skorla yenildikten sonra Napoli'nin bir de Milan'la o arasındaki çekişmenin seviyesini, boyutunu söylemeye gerek yok. Şimdi ligde Napoli şampiyon oldu artık yani, yani teorik olarak herhalde. Vallahi. <gülüyor> Ama <gülüyor> bu yani yanardağ falan patlar diye korkuyorum. Allah korusun da. Yani e, bu açıkçası Napoli'nin bu hani çok görkemli şampiyonluk sezonunda çok ciddi bir karaleke oldu. Bu maçı kazanmak için de yani, bu maç yani sezonun hedef maçı konumuna gelmişti evet. Napoli için. İlk maç 1-0'dan sonra ve tam şey maçlarından biri oldu. Yani hani %74'e 26 toplu oynama oranıyla yetişemediler. Yani daha doğrusu atamadılar. Yani esasında pozisyonlar var ama Milan'ın da savunma başarısını kutlamak lazım. Yani akan oyunda bir pozisyon yok neredeyse kornerlerde vesaire. %74 topu veriyorsun ama ver pozisyonu vermiyorsun. Yok çok iyi tıkadılar hakikaten ama şeyi görüyorsun yani. E, Ciro ön libero gibi oynuyor. O yani anlatabildim mi? Herkes la o gelmiş geri. Herkes oraya o duvarı kurdular. Çünkü o, o otobüsü değil diyorsun bütün <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> şey şirketini, söyle taşımacılık şirketini ulaştırma ulaştırma sektörünü dayadılar. Tabii. Yani çünkü kendi evinde Napoli biliyorsun ya gelene giden 3-5 atıyorlar yani. E, çok yüksek gol ortalamasıyla gidiyorlar. Bunu ama şimdi hakikaten Milan'da kabul etmek, şey yapmak, tebrik etmek lazım. Yani son üç maç, son dakika golü yediler. E 4-0, 1-0 1-0 bitiriyorlardı neredeyse. Yani gol yemeden bitiriyorlardı ve bunu o Napoli'nin, o mazlum halkının yansıması olarak sahada görüyorsun. Yani biz ne yaparsak yapalım olmayacakmış. Ee, yani Politano'nun sakatlandı yani şey yapıyorlar anlatabildim mi? Hani bir plan var ama Milan'da onları kesmek için her türlü şeyi yapıyor. Ee, belki hani 80'de penaltı atabilseler, iki kaleci de birer penaltı kurtardı. Penaltı atabilseler sonrasında gelebilirdi e, uzatma şansı. Ama ya ben ben 60'ta falan dedim tamam. Olmayacakmış. Milan Mi, Milan, Milan şey ya. Işte Milano biliyorsun yani. Yani o şehrin şeyi züppeliği siniyor yani. Ya oyun farkını görüyorsun, her şeyi görüyorsun ama böyle hocaların suratına bakıyorsun. Cık, ya bu iş olmayacağı görüyorsun. Öbür tarafta şöyle bir asilzade var falan anladın mı? <laughs> çok korkunç bir durum. Bu yani bu sınıfsal durum sahanın içinde de net görünüyor. Sıkıcıydı, çok sıkıcıydı. Moralim bozuldu. Milen ee, Milan bir süre o sınıfsal kendini ayırdığı noktada değildi pek ama yine çıkıyor orada. İşte bu tip kritik durum. Ama tamam onların da hakkını verelim şimdi. Yani geçen seneden beri Maldini'nin dokunuşları çok değişti dış. Juventus'un oradaki imparatorluğunun çökmesi de biraz diğerlerine çok fırsat verdi yani. Juventus bayağı bir 10 sene falan domine etti ligi neredeyse her şeyi. Evet bir de Modric krizi sonrası yani. Evet. Biraz tabii Juventus nominasyonu kadar aslında diğer takımların hani Serie A'nın yaşadığı genel varoluş ve yani maddi manevi varoluş kriziyle de alakalıydı. Şimdi tekrar daha bir rekabetçi denge var Serie A'da evet belli oranda var. Yani Mourinho'nun gelişi falan da tabii oraya etkiledi ama Interle Milan'ın yani oraya şey lazım. Inter ya da Milan'ın Juventus'ta derin rekabete o olmadan yük, daha fazla yükselmesi çok mümkün. Ama 2-3 yani sene öncesine kadar düşünürsen yani Juventus ve Dadaşlar gibi bir lig vardı yani evet, lig, durum ortada. Evet. Hani ne Inter'in ne Roma'nın ne Lapon'un hiç esamesi okunmuyordu ki. Bir, yani Inter dominasyonu var bir ha? evet, ama evet. şeyden sonra. Güvenli sokuma düşme hikayesinden sonra. Ee, diğer tarafta yani ligdeki şeydeki durumundan bağımsız Şampiyonlar Ligi'nde yine bir Real Madrid e, şeyi eziciliği. Chelsea'yi bu sefer de 2-0. Vallahi yapmış. bakmadım bile. Özetine baktım ya. Yani. O kadar eminim ki. <laughs> Gerçi 16, 16. kez yarı finale yükselmiş Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde. Çok enteresan. Hakikaten çok enteresan ya. Eee Lampard'ın son 17 maçında bir galibiyet varmış. Aa. Doğru mu bu istatistik? Arkadaşlar bakın. Yok be. Bak. Everton'la birlikte. Ha, tamam. Yani e, işte ismin Lampard olunca yani nedir, nedir getiren Chelsea'nin başına Lampard'ı? İsmin Lampard olması. Abi 17'de bir. Çok enteresan. Abi 17'de bir diye Değil bir, şey, şey, olmaz diyorsun. <laughs> olmaz abi. <laughs> ya yanlışlıkla 2-3 olur yani. Tekzip edin beni arkadaşlar. Ha? Ya 17-1 e olursa Chelsea'nin başına geçiyor. <laughs> <Yani, gülüyor> Ad, adı önce geçiyorsun. Yani, yani söyle söyledi şey alt yapısında söyledi ne bileyim Sampdoria alt pardon Southampton alt yapısında abi gençlerle çalışsan sen bir süre derlerler derler adama yani. Öyle. Ee, ne olacak diyorsun? Real Madrid gelir mi İstanbul'a? Gerçi İstanbul'da oynanacak maç onu da bilmiyoruz ama. Ya İstanbul'da oynanacak canım. Hani geçtiğimiz hafta bir işte haber çıktı. Özellikle işte UEFA'nın alternatif bir final için hazırlık yaptığına dair. Abi bir kere bu otomatik hazırlık. Yani dünyanın her yerindeki final için bir B planı olur organizasyonların. Orada herhangi bir şey olacağına dair. Ha bir şey haberi çıktı indi ben de. Yani eğer seçimlerden sonra Türkiye'de bir hani bir karışıklık olursa bir düzensizlik olursa hani B planı hazır diye Atıyorum Londra'da olacağı için de, yani Londra'da bir şey olursa diye işte atıyorum Berlin ya da alternatif stadlarla ilgili bir bebek planı her zaman olmuştur. Yoksa hani Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da olmama gibi bir durum kesinlikle yok. Yani bu bir haber UEFA yer değiştirmeye hazırlanıyor gibi bir haber değil, yanlış anlaşılmasın. Şimdi ben bunu e, yani baş, federasyon başkanının yerinde olsam ya da servet yardımcı ya da servet yardımcı e, yıkarım UEFA'yı. Bu haber çıkamaz ha. Bu haberi çıkarttıramazsın yani. Ya yani UEFA'nın bunu çok acil bir şekilde tekzip etmesi lazım. Aa orası söyle. Yani çok hızlı. Yani sen bunu söyleyemezsin bir ülkeyle ilgili. Yani herhangi bir medya organı işte orada seçim sonrası karışık Afganistan mı burası? Bu yani bu konu bu konuda reaksiyon vermek lazım. Bu kadar rahat bunları söylememek, söyletmemek doğru, lazım. Doğru. Bu korkunç bir haber. Yani çünkü bu sadece futbolla alakalı bir şey değil. Evet Türkiye bakış açısı. E, evet. Turizmle alakalı bir şey. Yani sen bunu okuduktan sonra gelir misin Türkiye'ye tatile? Ya da yapar mısın planını? Şey dersin yani abi bu sene Türkiye'ye gitmeyelim biz İspanya'ya gidelim. Bak burada karışıklık çıkabilirim işte. Evet. Şimdi buna reaksiyon vermezsen işini yapmıyorsun demektir. Çok ağır çok sert bir şekilde UEFA'nın UEFA'ya tekzip ettirmen lazım. Yani bence, ee, bu ifade ne ben refleks yapıp teksüvet mesela. Ya bence. Bu şey yani borsa manipülasyonu bu. Doğru, yani o konuda haklısın. Ona bir şey. Değilim. Ama ben, tabii bizimkilerin derdi başka başka şeylerle uğraşıyorlar. Ya bence bu, bu haber niteliği bile taşımıyor aslında da. Ama işte haber oluyor olması bunu ıı, tabi. şey oldu. Yani şey. Iı, gereksiz bir şekilde gündem yaratıyor. Olmaz öyle şey. Hı -hı. Yani buna buna müsaade etmemen lazım. A B Herhangi bir ülke bak büyük ülke falan demiyorum. Herhangi bir ülke. Bu Onda arada Lüksenburg'te müsaade. Bu arada böyle bunda, bir haber. burada o ifade bence şey haber konusunda hiçbir kabahati yok. UEFA'nın öyle bir plan yapmışlar. Hayır, hayır Independent, Independent'ın kabahati var. UEFA'nın hemen, hemen müdahale etmesi lazım. Çok zaten. hızlı, sert ha. bir şekilde. Saçmalama, Saçmalamayın demesi lazım. Aynen. Ama tabii acaba kaynağı anlar mı? Ya kaynak diye bir şeye gerek yok ki. Yani UEFA'nın zaten öyle bir planı vardır. Independent e, bunu haber yapmayı tercih etmiş. Bir şey de olabilir. Ya siz hani şunu bir yapın bakalım. Nasıl bir reaksiyon alacağız? biraz fazla şey okumaya okuyorsun gibi ya. Yani. ama Bunu okuyunca da şu an herhangi bir yerle ilgili böyle bir şey okudun mu? Yani ben hiç böyle bir haber görmedim. Ben açıkçası... Seçim olacak diye falan. Ya neyse iki senedir İstanbul'dan gidiyor ya. Bununla ilgili şey de olabilir. Çok daha masum da bakabilirsin yani iki senedir İstanbul'da olma olamadığı için final işte COVID-19 nedeniyle başka şeylere gittiği için hani bu senede benzer bir durum olabilir mi diye bakmışlar Hani sebebi ne olur? Artık COVID-19'da kalmadı. Yani işte bir İstanbul'da bir problem olursa oraya gidecek. Şimdi atıyorum bir deprem riskine karşı falan da diyebilirdi. Anlatabiliyor muyum? Bu ama bunu seçmesi yani böyle işte seçim sorusu karışıklık demesi bu, bu zaten benim o biraz ya. o biraz bence independent iç, iç dinamikleriyle daha alakalı olabilir. O zaman işte haddini bildirmek lazım. Ha orası öyle. Eee <laughs> Real Madrid demişken Real Madrid Barcelona arasında e, hani Kavga rekabeti arttı. Rekabeti geçtim. Yani son yıllarda bu kadar aleni bir şekilde medya üzerinden ve e, gittikçe sertleşen bir şekilde tartışma pek olmamıştı Hı -hı. arasında. E, olay gittikçe büyüyor. E, bu Negreira olayı e, işte hakemlerin atanması ve atanacak hakemlerin daha önceden Barcelona'ya bildirilmesiyle ile ilgili bir rüşvet davası var. Yani e, danışmanlık... 2001 ile 2018 arası bu arkadaşın özellikle de şey olduğu dönemde, hakem komitesi başkan yardımcısı olduğu dönemde bu beyefendinin şirketinden danışmanlık alındığı ve bunun karşılığında 7 milyon euronun üzerinde para ödendiği. Söyleniyor. Bir kere bu başlı başına bir e, çıkar çatışmasına girer yani merkez hakem kurulundaki birinden danışmanlık almaman gerekir. Bunu fakat bu danışmanlık adı altında verilen paranın ne karşılığında verildiği işte pek söylentiler genelde hakem atamalarına karışmıyor ama hakem atamalarını daha önceden öğreniyordu Barcelona diye. Hani açıklamadan önce öğreniyordu diye. Bu başlı başına zaten bir skandal. Fakat eee İspanya Futbol Federasyonu bu araştırmayı bıraktı. Yani bunun bir ceza gerektirmediğine Ama karar. biraz da zaman aşımı da. Z zaman aşımı yüzünden Hı. dendi. Ama fakat Katalan Mahkemesi'nde bu soruşturma devam ediyor. Fakat soruşturmanın merkezi biraz değişti aslında. Evet. Soruşturmanın merkezinde Barcelona yönetimiyle bahsediyor. o Başkanıyla bu ilişkin yani buraya verilen 7 milyon euronun aslında bir şekilde zimmete para geçirmek olduğu, oldu, Hani evet. 7 milyon euro verildiği fakat bu, bu karın bir yani veriyor. başkanlar, diğer iki başkan daha doğrusu, raporta değil, e, parayı veriyor alttan alıyor Hı -hı. gibi. Orada bir bölüşüm var. Gibi. Sporda bu çok olan bir şeydir bu arada. <laughs> Sporda acayip olan bir şeydir. Bizde olmaz ama hiç. Yani kulüp <laughs> Hakimlerle ilgili bizde transferler Kulüp başkanları kendi kulüplerini işte e, kulüp yetkilileri sponsorlarını şeylerini bir şekilde bu hani dolandırıcılığa giren hmm. yani, e, paraların işte atıyorum normalde bir verilmesi gereken iki verip sonra aslında onu bire yaptırıp o biri bir şekilde bölüşmek. Bir, bir bölüşmek. ya da başka bir yere kanalize etmek vesaire çok olan şeylerdir. Burada Barcelona iki eski başkan yakalanmış gibi. Oluyor. Fakat e, Real Madrid 4 kadar hapis ihtimali var. Ki evet. Fakat Real Madrid bunun hala sportif tarafında Üze, sürekli bastırıyor ve bunun dev bir skandal olduğunu işte Barcelona'ya verilen yani kesinlikle bir ceza verilmesini <laughs> bu arada UEFA geçim akşam konuşmuş. UEFA araştırma soruşturmaya devam ediyor. Bize zaman, aşımı Bize zaman aşımı olmaz dedi. Bir olmaz dedi. Fakat Laporte bu hafta bir açıklama yaptı Barcelona Başkanı. E, Negreli Negre olayı bir yolsuzluk suçu, suçu değil. Katalonya'nın Barcelona'nın kulübü gibi e, bir e, ambleminden yok etmek zorunda. Yani, e, şeye karşı bu olayı e, bu olayı öne çıkarıp Barcelona'nın işte varlığını şey yapma yok etmeye Barcelona'nın adını lekelemeye çalışıyorlar deyip işte bize saldırıyorlara geldi. yani bizi sevmiyorlar biz Katalanız. Biz, biz mağduruz. Biz mağduruza geldi. İşte gene şeye getirdi işte Kastilyan Katalan yani biraz işi bölgesel ayrıma yani kralcı, kralcılar ve işte ayrılıkçılar olarak oraya getirmeye çalıştı. Ya bu tip fayatlarıyla oynamak her zaman işe yarar konsolide etmek için. Tabii. Yani kendi grubu kendi taraftarlarını konsolide etmek için en iyi yöntem. Biz katan olduğumuz için bize saldırıyor tabii bu kastiyenler diye. Ee, oraya getirme tartışma şimdi yani tartışmayı oraya çekmek iyi bir savunma pozisyonu gibi gözükse de olayı çok çok daha alevlendiren ve başka tartışmaların esas bu iki kulübün ta işte Frank bu arada Franco döneminde kazanılan Aynen. başarıları falan görüyoruz. riski şu. Sen Sevilla'yı da işin içine çekiyorsun. Yani ve onlar da sana ne diyorsun oğlum diyor. Ve Hı. bu sportif tartışmaların dışına direkt toplumsal tartışmaların içine girmeye başlıyorsun. Franco döneminde yaşananları işte Guernica olaylarını falan hatırlatacak döneme geri geliyorsun. Yani işte özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan 2. Dünya Savaşı arasındaki Franco döneminde yaşananları tekrar gündeme getirmeye başlıyorsun. Çünkü kendisi Franco döneminde Barcelona'nın kazandığı başarıları gündeme getirdi. Şimdi bu abi bunu Yok, gündeme Yok, real, real onu. Pardon, real onu gündeme getiriyor. Yani siz siz bize kralcı diyorsunuz. Franco dönemine bakın bizden daha fazla şampiyon oldunuz falan diyor. Ama e, bu kralcılık söylemini ortaya çıkardığın zaman işte Franco dönemini hatırlatmak zorunda kalırsın. Evet. Ve o zaman da abi işte şimdi e, Real Madrid şey diyor. Siz Franco döneminde bile kazandınız diyor. Abi şimdiden Franco döneminde bile kazandınız dediniz ama kimse o dönemde kazandığın futbolu oynadığına bakmaz. Franco döneminde yaşananlara ve bu iki etnik veya bölgesel grubun arasında yaşananlara, dramlara girmeye başlarsın ve başka bir tartışmanın, başka bir ayrımın, başka bir fay hattının üzerinden konuşmaya başlıyor. Çok tehlikeli şeylere gidiyorlar, yollara gidiyorlar yani. Evet. Tabi burada UEFA'nın bu işin üzerine gitmesinin altyapısında da işte bu Avrupa Süper Ligi konusu olduğu da Barcelona tezinde var. Yani biz bunu yapacağız diye. Ee, bize bu yüzden bize saldırıyorlar. Saldırıyorlar var. Ee, ama burası bu çok normal değil çünkü ya bu, bu çok normal bir dava değil. Yani Barcelona'nın söylediği kadar... E, temiz olmama ihtimali yüksek. Ee, bilemiyoruz tabii yani. Umuyorum gerçekler ortaya çıkar. Çünkü İspanya'da da bu işler biraz kapatılabiliyor. Çeşitli şeyler olduğu zaman. Şartlar yerine getirildiği bir zaman. Bir şey soracağım. Doping davası. Bir şey Kapatıldı yok şey soracağım. Avrupa'nın en büyük 20 kulübünü düşün işte. Real, Barça, işte benzin. Hepsiyle ilgili çok derin bir araştırma yapılsa. Geçtiğimiz 20 yılla ilgili olarak. Yani Tamamen sicili tertemiz çıkacak kulüp sayısı kaçtır sence? Sıfır. Yani bu bu arada Barcelona'yı aklamak için falan söylemiyorum. Yani bu Negreira davası kesinlikle en basit haliyle zimmete para geçirmek bu. Zaten problem orada biraz. Yani Şikeden Bir de şu hakem işi şöyle. Dünyada bizde başka bir boyutta devam ediyor bu. Ee, şimdi orayı kimse boş bırakmak istemiyor. Tabii. Yani çünkü, çünkü orada... En, en basiti... Ben eğer buna yeterince ilgilendirsem rakipler yapar kesin diye yaklaşım var. O da değilse şöyle çünkü düşük skorlu bir oyun olduğu için bu. Hakimin bir tanecik düdüğüyle her şey değişebiliyor ve bunun içinde hiçbir olmasa yani takımların e, bunu manipüle etmesi olmasa abi bahis diye bir şey var. Yani şimdi bu Almanya'da bile hakim Almanya'da bile çıktı. Hakimlerin bahise bulaşması. Anlatabildim mi ya? Yani bunun olmadığı işte Moji davasında neler olmuş vesaire bunları biliyoruz yani. Bu arada şey, Alman yapıyorsa güneyli... E, e, çünkü orada Malezya'daki, Filipinler'deki bir tane şirket geliyor. Kardeşim ne yapıyorsun sen burada? iyi misin? İşte senin de eşin hastaymış. Gel yani bir yardımcı olabilir miyiz falan diyor yani. Dolayısıyla sen buraları boş bıraktın mı? Büyük takımlarda buraları böyle çok boş bırakmak istemiyor. Böyle yani. Şimdi bunu ne kadar temiz tuttun ya da bir şey çıktığında onun üzerine ne kadar hızlı kapattın? İngilizler esas başarısı o. Yani İtalya'da doping krizi olduğunda e, bu Zeman Meman'da Fenerbahçe'ye gelen Zeman'da o, 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 o çıkardı yani bu işi ortaya biraz. Lekip ciddi bir araştırma yaptı bütün Avrupa'da ne oluyor ne bitiyor diye. İngiltere'de futbolcular şey diyorlardı. Ya yani siz İngiltere'de bir soyunma odasına girseniz yer şırıngadan geçilmiyor. Hiç duydun mu sen böyle bir şey? <laughs> yani buna, bu çok hızlı yani bu kadar Anglo-Saksonların bu kadar bu işleri bu kadar parlatabilmesi biraz da bundan sadece adaletten değil yani. Amerikalılar da o nefistir, Tabii ki, nefis. Yani ee, herhangi bir şekilde... Doping şeyleri... kontrolü yoktu ya NBA'de çok uzun süre. Abi şey oldu bu e, beyzboldaki doping... Yani işte bu balko, skan balko, balko, skandal, balko skandalı patlayınca işte Marion Jones'da yani önce hmm. atletizmden daha doğrusu e, beyzbolda patlıyor. Fakat oradan atletizm ve bütün hani spor dünyasını nasıl sardığı bu özellikle işte dopingin de kırılma noktası. Yani steroidten hmm. steroidden e, kan dopinglerine geçiş. E, e, HGH'lere hmm. insan, e, insan geliştirme hormonu, human growth hormonlara geçiş süreci. Orada büyük bir skandal patladı. Senato soruşturma açtı. Abi hiç unutmuyorum. David Stern NBA başkanı senatoya karşı şey veriyor. Orada senato araştırması da çok ciddidir bu arada. Senatoya karşı demek demet veriyor. Ee, NBA'in şeyle dopingle ilgili mücadele programını anlatırken ya siz bizde dalga mı geçiyorsunuz? Palyaço musunuz siz dedi senatörün biri. Yani ama o kadar komikti ki yılda dört tane kontrol var. Önceden haber verilmiş kontrol ve tamamen hani kime yapacağı da belli değil yani. Hani e, doping kontrolü de... Ya, doping kontrolü yani, hakikaten komediydi yani. Şimdi komediden hallice de... Yani hiç onlar o tip şeyleri çok güzel kapatıyorlar. Ki NBA e, dopingin Amerikan profesyonel sporları arasında en az e, etkili olduğu alan. Abi Amerikan futbolu, beyzbol ve bu sokeyi diğer üç profesyonel spor... Oho oh, yani. Ben profesyonel geçtim, üniversitedeyim. Liseye in, liseye. liseye. Ha, yani üst düzey sporda çok fazla yaygın olduğu zaten. Orada, orada, bile yakan alanlar oldu yalnız. Hı. 嗯 NBA playoffları bu arada devam ediyor. Bu hafta sonu başladık. Şu ana kadarki en... Yani hemen daha ilk maçlar oldu ki... ve ikinci maçlar oynandı. Şu ana kadar en beklenmedik durum yalnız... Sacramento'nun 2-0 önde olması Golden State'e karşı. Her yani ne kadar Sacramento normal sezonu daha yukarıda bitirmiş olsa da... Son şampiyon Golden State'in tam ritim bulduğu... işte Wiggins'de döndükten sonra... Tam gücüne kavuştuğu için pek çok kişi... Ben dahil olmak üzere... Onların e, turu geçeceğini... Hatta tekrar şampiyonluk yolculuğunda... Tekrar e, ciddi bir aday olabileceğini düşünüyor. Ee, bu sezonun Cinderella hikayesi biraz Sacramento. Sacramento son yılların en başarısız NBA takımı. 2006'dan beri playoff'a giriyor. Düşünsene 2006'dan beri ilk 16'ya girmiş. Şimdi NBA dinamiklerinde bunu başarmak zor. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Abi, Girmemek üzerine giriyorlar. 16 yıl boyunca playoff'a girmemek 16'da yılda şampiyon olmaktan daha zor biliyor musun? Hani NBA düzeninde 16 yıl boyunca playoff'a playoff girememek bir özel bir şey. Bir şekilde başarırsın. girersin oraya doğru. Abi çünkü her sene daha kalite en kaliteli genç oyuncuyu sen alıyorsun abi. İlk sanat, Mümkün evet. değil yani giremem. Bir de bahsettiğimiz şey ilk 8'e girmiyorsun abi. 30 takımda 16'ya giriyorsun yani. Neyse 16 ya 2006'dan beri ilk kez girdiler. İşte genç bir takım biraz tecrübesiz karşı bir de çok yakın iki şehir. Bir saat 20 dakika var aralarında. Onu biraz e, San Francisco'nun küçük kardeşi gibi kalıyor. Bu açılardan baktığınız zaman... ve zeki kardeşi. <laughs> ee, şu ana kadar pek zeki olan abiydi de bu seferlik biraz küçük kardeşin iyi, iyi günde denk geldik diyelim. Ee, yine de kimse ya şans vermiyor demeyelim. Ben de hani Golden State'in tur atlayacağını düşünüyordum ama açıkçası buraların baskısını çok kolay kolay kaldıramaz. Golden State sezon boyunca e, çıkamadığı seviyeye niye yani çıktı falan diye bakılırken İlk maç çok ortadaydı ama ikinci maç çok net bir şekilde kazandı Sacramento ve 2-0 öne geçti. Şimdi 7 maçlık bir seri oldu şimdi bitmedi seri. İlk iki maç Sacramento'da şimdi iki maç e, San Francisco'da olacak. Kendi evinde çok daha iyi oynuyor Golden State ama abi kalan 5 maçın 4'ünü kazanman lazım Toronto için. Yani Sacramento çok ciddi bir şekilde avantaj yakalamış durumda şu anda. E, ne olacak peki? Abi şöyle gördüğüm kadarıyla ben gol, iki takım da çok üst düzey hücum takımları. Fakat Golden State'in savunması da her zaman belli bir seviyenin üzerindedir. Ben Sacramento'yu belli açılardan bu şundan soruyorum. 5'te 4 diyorsun ama 5'te 4 gibi olmuyor. On, tabii olmuyor. On, yani bir riskoloji. tane aldığın anda bambaşka bir psikolojiye giriyor. Artı yani şeyin tecrübesizliğini ve baskı altında yani baskıyla karşılaştığı zaman ne kadar zorlanabileceğini bildiğimiz için Arsenal'den görüyoruz. <laughs> Ee, ...işler abi, değişebilir. Zaten hiç gir ...yok galiba... ...bugün alınmamış. Bugün... ...ben Arsenal'i dahil etmedim ama burada... ...neyse ufaktan bahsederiz şimdi. Ee, o seri çok keyifli. Diğer seriler de... ...bu arada... Cleveland New York acayip bir seri. O da şey gibi... E ...eski basketbolu... ...yani eski derken... ...2000'lerin ortasında... ...daha fizik mücadele... ...daha... ...hani... E ...boğaz boğaza... ...yırtıcı... Te ...fizik temaslı... ...düşük skorlu maçları... ...özleyenler varsa... E Cleveland New York serisini tavsiye ederim abi meydan muharebesi gibi maçlar oluyor. Orada güzel sevindirici bir şey. Cedi biliyorsun bir süredir rotasyonda geriye düşmüştü. Yani 8. 9. oyuncu konumuna gelmişti. Çok ciddi şekilde dakikalarını arttırdı. Yani buraları oynayabileceğini, bu mücadelenin içinde hem yaratıcı olabileceğini hem fizik olarak da mücadelenin düşmeyeceğini gösterdiği için da hızla yükseldi. Yani şu anda gelecek maç ilk 5 başlamasını bekliyorum ben. Yani en çok dakikalan oyunculardan biri. Buralarda an... bunu göstermek tabii, tabii. Bu sezon yatsan Aynen. da bunu nakşetmek zihinlere önemli bir şey. Ee, hiç sevmem ki çok da katılmam genelde biliyorsun. Bizim Türk oyuncularımız e, biraz sorun yaşadığı zaman antrenörün onu Hı -hı. sevmediğine de. Ee, burada bir miktar CBB Kereste'nin hafif haksızlık etmişliği var Cedi Cedi'ye. Öyle anormal değil. Yani Cedi hak ediyordu, oynatmıyor gibi bir durum yok ama Cedi'den yani daha fazla şans verdiği bazı oyuncular Cedi'den daha iyi işler yapmamıştı aslında. Ee, ama Cedi JD... Basketbolda bunun olması beni çok şaşırtıyor ya. Yani. Abi şöyle bazen... Bu kadar istatistiğin gözünde önünde olduğu gibi. Doğru doğru ama şimdi ana oyuncu değilsen abi ö, antrenörün sana belirlediği rolü daha istikrarlı verebilmek bazen antrenörü daha mutlu edebiliyor. Doğru. Yoksa yani JB Bickerstaff Lamar Stevens'ı çok seviyor da yok işte Okoro'yu çok seviyor da Cedi'yi de hiç sevmiyor. Yok öyle bir durum be abi. Sadece... Planı daha uygun görüyor. Daha uygun görüyor ama orada da fazla inat ediyor mesela kendi planında. Yoksa ha, hakikaten şey abi bu olmuyor... Olmuyorsa artık vazgeç. Ya da atıyorum Okoro'ya veya şeye Lamar Stevens'a veya işte Dean Way'de verdiğin alanı yani onların hata payını Cedi'ye bazen vermiyor. Cedi hata yaptığı zaman daha çok gözüne batıyor mesela. Olabiliyor bazen abi oyuncuların stilleri bile hani bu e, şeyden pasaportundan, renginden, Oracle dini ne kadar olduğundan bağımsız o koçun basketbol stiliyle de alakalı oluyor. Ama bir öbürleriyle de ilgili olabilir. Olabiliyor. Ama bu çok, çok uzun tur. sürede bir yerde olduğun zaman genelde bir başarısızlığın sorumlusu sen olarak görülür. Sen olmasan bile. Ee, orası da çok keyifli. Bu arada e, playofflar Boston Atlanta serisi hariç hepsi çok keyifli başladı. Boston Atlanta'yı eğer NBA playoffları izlemek istiyorsanız Boston Atlanta'yı izlemenizi tavsiye etmem. Geri kalanını izleyebilirsiniz. Çünkü Atlanta öyle bir oyun oynuyor ki abi şey gibi ya. Sen Oyunması de değil. Diye... daha iyi. Değil. Aynen. Bir de şey var hadi maç yoğunluğu diye bir şey var tamam mı? Özellikle NBA'de çok tartışılır. Normal sezonda biliyorsun bayağı yarı çoğu maç hazırlık maçı temposundadır. Zaman zaman yükselir. Abi şimdi playoff başladığı zaman doğal olarak tempo ve oyun yoğunluğu çok artıyor. Yani herkes beşinci vitese yani full konsantrasyona geçiyor. Ama Atlanta hala ee basketbol oynuyor yani. Boston'da bozdular öyle söyleyeyim o kadar lay lay onlar ki. Diyelim mi hep? Bizim için daha önemli bir playoff'a gelelim efendim. Hadi bize biraz umut ver. Biraz vereyim. Veremeyeceğim. fazla veremeyeceğim. Ben, ben, de de çok kalmadı. De. Fazla veremeyeceğim. Yani Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Kızıldız deplasmanına yani o son sayede işte Kampazyo'dan basketi yiyip uzatmaya gitti ve işini çok ama çok zora soktu. Yani tabii ki bu ümitsiz demek değil ama hani bir Türk değil dışarıdan bakan bir insan olarak hani Olimpiyakos bu en iyi en iyi takımı zaten şu ana kadar. Ee, Fenerbahçe'nin oynamaya çalıştığı şeye biraz da ters de geliyor. Mesela atıyorum çok kuvvetli, gene kuvvetli takımlardan biri olan Barcelona'nın oynasa daha ümitli konuşabilirsin. Hmm. Ee, diş geçirebilir Fenerbahçe rahatlıkla. Olympiakos'a hiç kolay değil. Çok sert bir takım. Sezon için oynayan iki maçı da zaten Olympiakos kazandı. Sezonu birinci bitirdi abi zaten adamlar. Yani Real Madrid ve Barcelona'nın önünde. Ee, çok kolay değil. Ee, oradaki ilk iki maçtan birini kazanmak şart. Yani hani ...tartışmasız... Ee, ama Fenerbahçe ümitsiz değil onu söyleyelim yani Fenerbahçe iyi gününde neler yapabileceğini gösterdi sadece birden fazla çok iyi gün yaşaması lazım bu bu büyük problem işte yani Olympiakos'u yenmek için en iyi en iyi olma... çünkü Olympiakos'un belli bir seviyenin altına düşmeyeceğini biliyorsun anlatabiliyor muyum özellikle oyun kurguları işte Mezenkovla genel oyun kurguları itibariyle savunma Senin, mı hücum mu mü mükemmel olmalı ikisim birden abi bence hücum çünkü şöyle çünkü Olympiakos'u belli bir sayının altında atarak yenemezsin. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Çünkü onların yapacak. Yani bir, o öyle bir standartları var ki o sayının altında kalamazsın yani. Önemli olan özellikle iki, iki maçtan birini birinde fark ya önemli. Ama. Birini kazanabildikten sonra bu yani üç kere çok 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 keskin oynaman lazım. Yani çok üst düzey 3 maç çıkarman lazım ki e, bu yet, bu bile yetmeyebilir yani. Enteresan bir umudum var. Cahillikten kaynaklanıyor muhtemelen. Tamam. Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Ama Fenerbahçe basketbolda... E, Nihayet. Mutlu sona ulaştı. Dokuzuncu final forunda e, Fenerbahçe kadın basketbol takımı. Bir kere son yirmi yılın en başarılı kadın basketbol takımından. Bu tartışılmaz. Şampiyonluğa ulaşmamış olmak çok büyük bir içlerinde... İki final kaybetti değil mi? Dört final kaybetti. Dört final kaybetti. Dokuz final dört final ya. Birinde de Galatasaray'da kaybettiler. Rusya'da değil mi? Rusya'da Galatasaray'a girmişlerdi şeyde e, ee, Ekaterinburg'daydı. Ekaterinburg'daydı. Tabii Rusların devre dışı kalması biraz hani Tabii. denklemi değişti ama önemli değil. 20 yıldır evet şam, yani şimdi şampiyonluk gerçekten da, yani şampiyonluğu anlatmaya gerek var mı abi? Bütün sezonun oynanma sebebi o. Bütün varoluş sebebi o. No. Fakat şampiyonluğu başarının tekil ve yani başka hiçbir ee, şeyi barındırmadan Tek geçer akcişi olarak değerlenmedi. Yani şampiyon olan takımlar dışındaki herkes başarısız değildir. Bunu yani bu peki abi. şey ama bu, bu şeyden kaynaklanıyor. Yani Tek maç olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki. Yani Tabii. Bu Üç maç olsa muhtemelen Fenerbahçe o dört finalden üçünü kazanırdı. Yani üçünü olsa en az iki tanesi kazanırdı. Yani. O tek, tekil maçta her şey olabilir çünkü. Abi ben her zaman söylüyorum. Euroleague tarihinin en iyi takımı belki de 2011 CSK'ydı. İstanbul'da şampiyon olamadılar abi. 2012 miydi? Niye 2011-2012? Tarihin en iyi takımı o ya Euroleague'de. Şampiyon olamadılar Bir yani. Maçta şey Bir maçta her şey değişiyor. Bir maçta her şey değişiyor. Hatta bazı yarı finalde değişiyor değişiyorlar. Tabii tabii yarı finalde de takılabiliyorsun. Yani sonuçta e, Fenerbahçe son 20 yılın en başarılı takımı. Ha favori olduğu bazı maçları kaybettiği için biraz tabii büyük hayal kırıklığı. Hı -hı. Şimdi favori hani... geçen seneki neydi öyle? Tabii. Final Four çok büyük başarıdır. Ben onu her zaman söylüyorum. Ama mesela Final Four'da favori iken kazanamadığın zaman o biraz başarısızlık gibi algılanıyor. Ama 20 yıllık sürece baktığın zaman çok büyük başarıdır. Ama nihayet Nihayet şampiyon ulaştılar. Bu arada e, Türk kadın basketbolu için çok iftihar belgesi Fenerbahçe ile işte Mersin Belediye e, gruplarını birinci bitirdiler zaten sezon boyunca en iyilerdi. E, Finale çıktılar, finalde karşı karşıya geldiler, finalde Brianna Stewart. Son iki maçta kötü oynadı. ilk yarılar oynuyordu Fenerbahçe ama bu biz Beşiktaş, e, Trabzonspor Beşiktaş maçıyla çıkışıyordu ya, hı hı. değil mi o maçta çıkışıyordu? Ee, bir açlık bak bakalım ne oluyor falan diye Stewart tek başına oynuyordu yani. <laughs> 30 sayı falan atmıştı daha. Çok olağanüstü çok bir özel seviye bir farkı var. Yani bir de şimdi bunlar dünyanın en üst seviye oyuncuları Tabii. ama Brian Stewart onların arasında bile Evet, evet. çocuklarla başka, oynar gibi ha. Ya. Yani başka bir gezegen. dünyanın en iyi oyuncuları. bir de Güneş sistemini seviyesinde var yani bir oyuncu. Çok büyük fark yarattı. Fenerbahçe'yi çok tebrik edelim efendim bu büyük başarı yolculuğunun ne der üst düzey takım olma yolculuğunun nihayet ödülünü almış durumda Fenerbahçe. Mersin Belediye'yi de tebrik edelim diğer taraftan. Yok. Ve Türk kadın basketbolu için çok çok önemli bir viraj oldu. Evet. Türkiye'nin başarı gururları derken tabii ki en başarılı olduğumuz iki alana geleceğiz. Arka arkaya... Fata sporumuz. Fata ee... sporumuz kadın, boli, ana sporumuz diyelim ondan modern şey ne derler benim sevdiğimiz sporumuz değil. Batı sporumuz biraz ekstra oldu ama Ana sporumuz, son... ana sporumuz evet. voleybol. Ve hemen aksan cimnasiye de geleceğiz. Son yıllarda gurur duyduğumuz en çok gurur duyduğumuz branşlar. Kadın evet. voleybolunda özellikle Şampiyonlar Ligi'ne efendim yarı finalde dört takım çıkarmıştık. Doğal olarak ikisi finale çıktı. Eczacıbaşı... Üç, üç takım da... çıkarmıştık. Üç takım, pardon özür dilerim. E Ebrar'ı da bir takım olarak sayıyorsun herhalde. Ee doğru. Dört, <laughs> dört yeri finalin üçü Türk takımıydı artı Ebrar'ın takımı vardı. Nova, Novara. E, i̇ki iki final çıktı. Ezacıbaşı ve ilginç bir şekilde yani çok çok iyi bir sezon geçirmeyen yani kendi standartlar açısından konuşuyorum tabii son şampiyon yani kaç tane şampiyonu var ama bu sezon gerek ligde gerek Şampiyonlar Ligi'nde kendi standartlarının çok altında kalan Vakıfbank e, inanılmaz bir maç sonunda Fenerbahçe'nin ilk maçı 3-0 kaybettiği Fenerbahçe 3-0 yendi. sonra 6. sette de kazanarak Tineli adını yazdırdı. Peki ben sana bunu geçen hafta söylemedim mi? Abi ben inanamıyorum. Ya ben bu sene bir de voleybolu biraz daha yakından takip ettiğim ben için de defalarca Ben de Fenerbahçe'yi takip ettiğim için. Abi şey çok beni en, mesela çok ilginç bir nokta. Arina Fedorovtseva dünyanın en iyi smaç e, servis e, servis kullanan oyuncularından biri. Her maçı 7-8 ace yapıyor. Abi sıfır, e, ya sıfır ya bir sıfır ya bir ace bitirdi maçı ve alt... Fenerbahçe'nin sadece serviste yaptığı hataları görünce Abi bu takıma ne oldu falan diyorsun. Fenerbahçe bu, bu arada son, en form yani son zaten çok çok iyiler. Yani bu üç takımında Avrupa'nın en iyi beş takımının önüşü olduğu kesin. Fenerbahçe en formda olanıydı. Ve, ve Vakıfbank'ta tam tersi çok çok şaş yani e, tabii ki Vakıf ki büyük yani şampiyon karakter göstermek çok özel bir şey. Yani Gabi çok iyi bir maç oynadı, Zehra iyi bir maç oynadı. Cansu iyi bir sezon geçirmesi bu maçı çok iyi oynadı falan hani hepsinden. Kritik yani. dakikalarda kritik performanslar. O, o Gogo ilk maçta hiç yoktu bu maç muazzam bir blok performans sergiledi. Ama Fenerbahçe'de kendi standartının çok altında kaldı açıkçası. 3-0'un rövanşında yani, 4 yani 3-0 artı altın setle yenildi. E, ve yine bir klasik Eczacıbaşı Vakıfbank finaline gidiyoruz. Ne olacak? Ee, Valla normal şartlarda da e çok net Eczacıbaşı derdim. Ama Bakın. maça biraz var. Ben Vakıfbank'ı kazanacağım düşünüyorum. Ma maça bir süre var. var evet. Maça mi? 20 Mayıs'a kadar e Vakıfbank'ın çok daha iyi duruma gelme ihtimali var. E 20 Mayıs'ta İtalya'da oynanacak karşılaşma. E Valla ben yine de Eczacıbaşı diyeceğim. Yani Bütün sezon gördüğümde, yani tamam Vakıfbank performansı yükselmiş olabilir ama... Bütün sezon gördüğümü de yatsıyamam yani. yani mesela en son işte bir ay kadar önce, 3 hafta kadar önce lig maçına gittik. Eczacıbaşı yani güle oynaya kazandı ya. yani O kadar rahat kazandı ki... ...ve sezon boyunca da enteresan bir. Ama aynı şeyi Fenerbahçe için de söylemiştik Tabii. maalesef. Ve... E, ...jimnastikte Avrupa Jimnastik Şampiyonası... ...ülkemizde yapıldı Antalya'da. Adem, e, Adem Asil... ...iki altın madalya kazandı. Genel hem, has, hem halka hem de genel tasnifte. Genel tasnif çok enteresan. Çok acayip. Çok çok, çok üst düzey yani. Adem Asil'in... E, ...başarıları ortada ama bu e, belki... Genel tas, tasnifte... E, bir bir sporcu buraya çıkarabiliyorsan ki e, yani Türkiye'de Adem çok iyi bir sporcu oldu ama mısır kökenli. Ve hani orada Türkiye'nin imkanları daha iyi diye Türkiye'ye gelip yani bizim için devşirme ise istediğimiz bu. Aynen öyle. Anlatabildim Aynen mi? Aynen öyle. Yani Bursun, benim yani ben burada daha iyi şartlar var. Ben burada kendimi daha iyi geliştirmek istiyorum diyor. Geliyor. Şakır şakır Türkçe konuşuyor. Ve Türkiye'ye borçluyum bunu yapmam lazım benim diyor. Benim istediğim şey bu abi yoksa hani o ırktanmış bu ırktanmış mevzusu değil bu iş. Abi bunu ben hani yıllardır özellikle basketbolda çok gündeme daha fazla gündeme geliyor şimdi özellikle siyahi gardların bütün herkesin siyahi gardı var yani Amerikalı gardı var. Bütün Avrupa'nın. Bütün Avrupa'nın bizim değil yani bizim de var da yani biz de öyle oynuyoruz da bütün Avrupa'nın var yani. Shane Larkin'le oynuyoruz biz de sonuçta. Ben buna çok karşı olduğumu defalarca söyledim. Yani hmm. bu bu ama bu etnisteyle alakalı değil. Bu Değil. Bir e, spor o ait olmakla alakalı. E, ve hayır, o spor o ülkenin o sporuna ait olmakla. Evet. Yani. Türk basketboluna ait evet. olmakla alakalı diye da Türk sporu. Bu işte mesela hep söyledim ben. Zaza Paçulya Gürcistan milli takımında oynuyordu. Türk milli takımında olsa başımın üstünde yeri var. Doğru. Çünkü basketbolun çok büyük olanı da Türkiye'de öğren. Evet. Adem Asil de bu örneklerden biri. Yani gidip Şimdiden en iyi masa tenisçi alıp masa tenisinde madalya kazanmakla olacak iş değil bu yani. Değil. Başımızın üstünde yeri var. Ee, aynen. Ve aynen. genel tasnifte eğer Avrupa şampiyonu oluyorsan A. sen o sporun artık kral, ya, krallarından biri olmuşsun demektir yani. Kesinlikle ee, Çok öyle. inanılmaz. Bizim jenerasyon için bunu her seferinde söylüyorum ama gençler için başka bir şey ifade ediyor olabilir bu. Bizim jenerasyon için inanılmaz bir şey bu. Evet. E, bunun hani da dolduralım bilen biliyor ama... E, Sporun, daha doğrusu olimpik sporların diyelim. Sporun tanımı da iyice genişlediği için. Üç tane ana branşı var. Evet. Atletizm, jimnastik ve, ve yüzme. yüzme. Yani insanın değişik şekillerde Spor, vücudun sp Sporun kökü bunlar. Aynen vücudunun yani beden eğitimi olarak değerlendiriyoruz. Sporun dediğimi, tanımını genişlese de beden eğitimi... Yani şunu, şunu söyleyelim. Pardon. Yok estağfurullah. Ee, küçük çocuk 3 yaşında 4 yaşında bir çocuğu spora başlatmak istiyorsan gideceğin İki tane yer var. Ya yüzmeye götüreceksin ya jimnastiğe götüreceksin. İnsanın fiziksel sınırlarını en, en zorladığı evet. şeyler bunlar, branşlar. Ve biz maalesef bu üçünde de son derece başarısız oluyorduk. Evet. Olimpiyat tarihi boyunca. Yüzmede en azından kendi yüzmede iyi başlayıp kötü gidiyorduk. Evet. Yani alt yaş gruplarında çok iyiydik. Evet, evet. Ama sonradan götüremiyorduk. Ve bu branşlarda kendi yetiştirdiğimiz sporcuların dünyanın en iyileri arasına girmesi hep bir sportif ideaydı ve Abi, ulaşılmaz Hayal bir hayal. Yani ve e, şimdi jimnastikte dünyanın belki en en üst ülkelerinde ama baş altı ülkelerinden biri konumuna geldik ya. Bu bu bu, Abi, bu, bu akıl almaz bir şey gerçekten. E, Suat Çelen'e ne kadar teşekkür etsek az. Çok iyi bir sporcuydu zaten. Kendisi zaten mucize sporcuydu. Sağ istediği yere gelememişti. Ee, sakatlıklar vesaire ama yaptığı işin olması. O İmkanlar ve genel Türkiye'nin jimnastik hitlerlandığı jimnastik ortamı sınırlıyken bireysel olarak çıkabileceği yüksek notaya çıkmıştı. Yönetici konumuna gelip bu sefer herkes için bu imkanları artırmayı başardı ve yani saygımız, teşekkürüm, minnetimiz sonsuz. Ferhat'a da yine teşekkürler. Evet. Sakatlık atlattı. Ondan sonra da paralel barda gümüş madalyanın sahibi oldu paralel vardı da dünya çapında bir sporcu olduğunu evet. bir kere daha gösterdi bir gümüş e, madalya daha ekledi koleksiyonuna. E, ge geçtiğimiz hafta e, Rotterdam maratonunda ilginç bir <laughs> konuk vardı. Aryan Robben Rotterdam maratonunu koştu. Ya bazı şimdi Robben futbolu bıraktığında şey diye düşündük. Yani herhalde adam sıkıldı spordan filan. Çünkü yani bu, bu, bu yetenekli adamlar oynar ya 50 yaşına kadar da oynar ne olacak? Adam gitti 3 saatin altında maraton koştu. Oynasaydın üç kardeşim. E, ama baya hani pişman demeyelim de bu deneyimin hiç eğlenceli olmadığında yani ne, ne kadar şey götürdüğünü ne söylemiş. Tabii sağ kanattan 30 metre defar'dan biraz farklı bir hani şöyle tabii ki sporcu ve çok özel bir sporcu ama hani yaptığı spordan biraz bağımsız bir şey yapıyor. Özellikle yani pozisyonu itibariyle onu onistli itibariyle hani Uzun mesafeli ritimli bir koşu bayağı yıprattı. Ama yani da söyledim. şey ne kadar fit. Korkunç. korkunç. Hep öyleydi. Yani. Hep öyleydi. Bir de dizide... Snyder'ın son halini gördün mü? Görmedim. Benim gibi. <laughs> Berkamp'ın son hali de pek şey değil. Ee, bu arada Robben dizinden çok ciddi sakatlıklar da geçirdi yani. Kaç defa? <laughs> Bıraktı efendim, döndü çok yani, erken. Sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışalım efendim. Mertcan Kocabıyık sormuş. Saksaşını izliyor musun? Çok uzun süre direndim. Anladım. artık son sezon girince dedim izleyeyim. Üçüncü bölüme kadar geldim izledim evet. Üçüncü izledin mi? İzledim. Ya bu arada yani işte zaten arkadaşım spoiler alert vermeyelim. E, yok vermeyelim. hiçbir şey vermeyiz. Merçan Koyup bir bir sormuş. sezon 413. bölümü bu kadar gündem gündem olmuşken niye gündem oldu? Çünkü gerçekten hani dizi tarihinin en güzel en etkileyici bölümlerinden biri. Sizin en çok etkilendiğiniz dizi bölümü neydi? demiş. Yani Succession'ın ya, sonra... ben yaratılan havayı ben, ben, ben o kadar beğenmedim. Onu söyleyeyim. Buradan küfüreceğim bayağı. Şey diyorlar ama biliyorsun değil mi? <laughs> hani sonuçta asalet işte kraliyet soyluluk hep dikkat Bu modern çağın soyluluk hikayesi, soyluluk ve işte yani e, Shakespeare hikayesi. Işte. Evet, Shakespeare hikayesinin modern versiyonu gibi. Ya bilmiyorum yani çok da ilk en iyi dizi falan benim ilk konuma girmez. Yani yok seyrediyorum, keyifle seyrediyorum ama ilk konum değil. Ben Fargo'nun ilk sezonundaki her bölümün hastasıyım. <laughs> Onu söyleyebilirim. Ona çok acayip, çok acayip bir diziydi o. <laughs> Valla ben Ama de... ya bir sürü başka yarın sorsam başka bir şey söylerim biliyorum. Ya işte ne bileyim Game, Game of Thrones'un Red Wedding bölümü çok ünlü. Ben ünlüdür. de onları çok. Ee, ya bir sürü işte The Wire'ın 3. sezon 2. bölümüydü galiba. Çok güzel bölümler söylenir. Hani ben kişisel bana sorduğu için benim kişisel olarak e, uzay Star Trek Next Generation'ın Man diye bir bölümü var. Ee, bir insanın seviyesi ya da diye çevirebilirsin. Bu şey var. Android bir e, ...subay vardır. İşte o android... ...aslında e, şeye... E, ...yıldız filosuna ait bir... ...eşya mıdır yoksa bir birey midir tartışması. Mahkemede geçer bu arada. Hmm. Yani bilim kurgu olmasına Çok... Zaten Star Trek'in en güzel özelliği... ...Star Trek bir uza, e, ...bilim kurgu e, dizisi olmasına rağmen... ...aslında çok ciddi sosyoloji dizisidir. Evet. Star Wars'ta. Benim için... hani Major, e, ...Star Trek Major of Man ...hatırlamıyorum. Üçüncü sezonun bir yedinci... yirminci bölümü. Hatırlamıyorum. Yanlış anlamasın. Ama bölümünde numara, Benim bir numaram odur. Bruce Bowen sormuş. Ee, son dönemde dış savunmayı bırakıp soru sormaya geçti galiba. <laughs> Çocukluğunuzda Luna en ürkütücü oyuncağı sizce hangisiydi? Alice'in eteği. Ben de şey vardı abi. Zincir mi? Yok abi. Böyle Neyi onun adı bir zincir bir şey vardır hani. Hatta onunla ilgili bir hikaye vardı. Gece ha gece açık onun. Açık kadar dönmüşler. Ne işte? park parkı eskiden Luna Evet evet. Ya bir tane şey vardı böyle ee kolla şey yakalama Japonların çok sevdiği Ankara'daki Ankara'da Gençlik Parkı'nda bir park vardı. Ben oraya Onun en ürkütücü diyor. Dinle onu anlatıyorum şimdi. Ona mı kapıldın Hayır hayır. <laughs> Abi onun üzerinde böyle bir tane Alice'in etekleri gibi bir tane şey yapmışlar. bebek yapmışlar onu kapladıkları. Hı. Abi öyle ha. tuhaf bakıyordu ki Clementin seviyorum o zaman. Clementin'den de korkuyorum zaten. Ee, <laughs> abi böyle Clementin'le falan birleştirip acayip korkuyordum. Yani canlanıp beni yiyecek falan zannediyordum. Sen da sevmezsin o zaman. Ya onlar şey. O, o, orada acayip bir travma. Yani Clementin çizgi filmiyle ilgili travmam birleştiği için oldu. Onu da mı sevmiyordun? Yok seviyordum ama korkuyordum. Ama Korkuyordum. korkuyordum. Neden korkuyordun? Abi Clementin bayağı korkutucuydu ya. O, Kız mı? Kızın kendisi mi korkutucuydu? Kızın kratis kendisi değil abi. O güneş var ya kötü... Ha evet evet doğru. Iı, hatırladım. i̇blis miydi? Demon bir şey falan. Hatırlamıyorum ama korktuğumu hatırlıyorum abi. Kanada, Kanada çizgi gülüyor. Sen yani. tabii şeysin Olursun. tabii İstanbul çocuğusun. Sen küçük çiftlik parka gidiyorduk. Biz Ankara'da gençlik parkına gidiyorduk. Yok şeyde Zeytinburnu'nda büyük bir tane vardı. Hı. Esas büyük olsun. Ankara'daki gençlik parkı yalnız... Gençlik parkı değil. Ünlü Park. Ne Park efsanedir yani o yıllar için. 80'li yıllar için. Dave Gehan sormuş. ...belli bir gelir seviyesinin üzerindeki herkes artık psikolojik destek alıyor. Katılmıyorum. Ee, herkes... Her gelir seviyesi alıyor. <laughs> herkes de biraz fazla geniş olmuş tabii ama... ...psikolojik danışmanlık hizmeti almak... Sizce ne, ne zaman bu kadar popüler oldu? Psikolojinin yeni dünyada insanların... ...insanları sistemin içinde yeniden... E, ...içine yeniden döndüren bir araç haline geldiğini düşünüyorum. Yani şimdi... ...insan kendi doğasından koptukça buna ihtiyaç duyuyor. Yani... İnsan esasında hep beraber ailece, kalabalık aileler içinde vesaire yaşaması gereken bir varlık yani. Şimdi sen bire, birey olarak yaşıyorsun. Dolayısıyla buna ihtiyaç var. O kalabalığın içinde o gümbürtünün içinde yaşıyorsan bu kadar ihtiyacın olmaz. Doğru. Hani o ee, psikolojik danışmanın verdiği birçok ne bileyim e, kabullenme hayatla mücadele, yol gösterme, kendi duygularıyla barışma gibi şeyleri daha organik yöntemlerle çözebilirsin. Ya bunların çoğu senin aklına bile gelmez. Çünkü sonuçta insan şu anda ne yapıyor? İşe giderken kulaklık. Kendi dinlesin. Sürekli kendini dinliyorsun. Anlatabildim mi? Ee, sabah 8'de gidip akşam onda eve dönüyorsun. Yani yaşamak için çalışmıyorsun, çalışmak için yaşıyorsun. Vesaire gibi bir sürü baskı. Hani 22 yaşında emekliliğini düşünen insan tanıyorum abi ben. <laughs> <laughs> Emekli olsam da güneyde bir yere yer, yerleşsem. Bir dinlensem. <laughs> Üniversiteyi yeni bitirdin kardeşim. O Biraz... Hani bu ya kendi doğandan çıkıp saçma sapan bir hayat yaşamaya başlayınca e, tabii ki destek arıyorsun yani. Artı tabii şey tarafı da var. Hani bir zamanlar psikolojik destek almak işte ya yani de... Deli yani ameliyat herhalde deli alır ancak senin sağlıklı adam almaz Utanılacak diye bir şey var. Utanılacak bir şeydi. Utanılacak bir şeydi. Söylemezdi bir şey. kimse. Hiç öyle bir şey kalmadı. Bu çok arttı. Artı çok basit bir şey var abi. Nasıl sen işte finansal konularda bir finansal danışmana danışıp ona göre işte yatırım yapıyorsan ne bileyim çiçek yetiştirirken bir bahçıvana danışıyorsan sonuçta belli konularda bir psikolojik danışmana danışmanın ondan yardım almanın falan kimseye gerçekten yararı var. Ya alabiliyorsun. Eskiden diyetisyene falan gitmek bile ayıptı. Hala ayıp ben <laughs> Yalan söyleme. <laughs> şey şunu söyleyeyim yalnız. Ee, tabii senin daha çocuk üniversite şeyine gelmedi. Sen şu anda psikoloji bölümlerine nasıl bir ilgi var biliyor musun? Kime sorsam psikolog olacağım diyor. Yani yakında 5-10 sene sonra herkes birbirine gidecek psikologlar. E sonuçta birbirlerini destekliyor. ki yaparlar artık. <laughs> E, ee, haftanın maçlarına geçelim efendim. Bu akşam siz bu programı belki de seyrederken çoktan başlamış yok. Başakşehir Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'nin takibi sürdürmemiz için mutlak kazanması yani Çok zor artık da Fenerbahçe'nin. Yani %10, %15 lira indi diyebiliriz şansı. Bir de Galatasaray'ın evet, Galatasaray, Galatasaray durumunu da düşününce. Ee, La Liga'da pazar günü Barcelona Atletico Madrid maçı var ve 17-15'te abi. Barcelona'da tıkandı. Bakalım ne olacak? E, Juventus-Napoli karşılaşması pazar 21.45. Çok 45. şey önemli bence yani şampiyon tabii ki yani şampiyon muhtemelen ama şu Milan krizinden sonra bakalım kendilerine gelebilecekler mi? Aynı saatlerde aynı saatte yine pazar 21:45'te Lyon-Marsilya maçı var e, Lig 1'de. E, Eurolig'de playoff başlıyor efendim monaco Maccabi ile e, salı, günü. salı günü karşı karşıya gelecek. Real Madrid-Partizan karşılaşması daha sonra çarşamba günü, e, şey var tekrar. Fenerbahçe mücadelesi, Olympiakos mücadelesi olacak. NBA'de playoff'lar devam ediyor ve pazar günü Londra Maratonu maraton takviminin en önemli ayaklarından biri koşulacak. Haftanın fotoğraflarıyla veda edelim. Biri Dünya Sonu Şampiyonu sırasında ünlü Crucible'da aktivistler, çevre aktivistlerinin yaptığı ilginç bir protesto. Gerçekten çok dikkat çekti ya ara şey oldu galiba değil mi şampiyonayı ara verildi. Ara verildi Mecburen zaten. Yani, hani şey şeyi e, masayı ciddi anlamda zarar verdiği bu gibi sence, e, atmosferi peki, de, bu, şey de bu bu. De bu e, şeylere fayda mı sağlıyor bu tip hani protestolar yoksa zarar mı veriyor? Bu Şeylerde ben, var ya hani sanat eserlerine boya atılıyor bilmem ne yapıyor filan. Şöyle kalıcı zarar veren her şey bence e, protestonun amacından biraz sapıyor yani işte bir sanat eserine kalıcı bir zarar veriyorsan ya ona gerek yok yani sen evet şimdi bu protestoların çok temel ve haklı sebepleri var yani işte özellikle işte iklim değişikliği ile ilgili falan bir şeye dikkat çekmeye çalışıyorsun ve bu tip şeyler çok mesela bu görüntü çok dikkat çekiyor dikkat çekiyor da faydalı mı şimdi <laughs> Snooker'ın tabii ki büyüyen ama niş bir seyircisi var Hı. yani onlar hani herkes böyle dikilmişken ne olursa olsun bu kadar haklı da olsa bir bu, bu tip bir protesto. Çünkü bu durduran bir protesto. Hı hı. Hani bir görünüp ha hakikaten böyle bir şey var. Ha o zaman biz devam edelim ama. Gibi bir şey değil. Ya bunu petrol şirketleri yaptırıyorsa şaşırma. <gülüyor> ya <laughs> şu böyle bir komplo teorisi var. Ya protestonun ölçeği, sonuçları ile ilgili çok tartışma var. Yani bunu bir şekilde sportif yani terör diye nitelendiren de var yani nereden baktığıyla alakalı. Fakat ben amaçları için söyleyeyim. Hmm. Yani bu insanların amaçları amaçlarını açtığını düşünebilirsin ayrı konu. Yok, yok fayda sağlıyor Hı. mu onu Dikkat mu? çekiyor abi. Çekiyor. Fakat dik, e, özellikle bir sanat eserine veya kalıcı simge olmuş bir şeye kalıcı bir zarar veriyorsan o dikkat çekmekten farklı bir şey. O, o çok tepki çekiyor abi. Yani onların geneli zaten orijinal olmuyor sanat eserleri. Fark etmez abi Aşağıda sakin, fark etmez yani insanın içi acıyor bazı şeylere evet dikkat çekilebilir ve çok haklı bir davan da olabilir ama ne bileyim abi gidip işte Guernica'nın üzerine sprey böyle bir şey yaparsan da hani Guernica bana çok kişisel olarak hitap eden bir şey değil ama insanın içi acır abi yani çünkü onun eşi benzeri yok onu onu kalıcı olarak ortadan kaldırıyorsun sen ya ne olacak abi dünyasını kur şampiyonu, bir gün sonra devam eder bir şey olmaz yani ha bunu bu da durdurduğu için belli şekilde tepki gösterebilir ama ben kendi açımdan baktığım zaman yerine bir şey konamayacak şeye kalıcı zarar vermemek lazım herhangi bir protesto. Benim görüşüm o yani. Ee, ve Haaland'ın Sırma saçları ve şampuan reklamıyla da veda edelim efendim. Saçlarını açtığı görüntü çok dikkat çekmişti. Bizden bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.